Merhaba arkadaşlar, asitler, bazlar ve tuzlar ünitesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu kısımda asitlerle çalışırken dikkat edilmesi gereken noktalara bakacağız. Öncelikle arkadaşlar asit tepkimeleri ısı açığa çıkaran tepkimeler olduğu için yani ekzotermik tepkimeler olduğu için son derece dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bir asidin tepkime herhangi bir maddeyle tepkimesinden şiddetli bir şekilde ısı açığa çıkabilir, şiddetli reaksiyona girebilir. O yüzden son derece dikkatli olmamız gerekiyor. Örneğin bir asit çözeltisi hazırlarken her zaman yani asit çözelsi hazırlayacağım yani seyre atacağım. Suyu mu asidin üzerine ilave edeceğim? Asidin üzerine mi su ilave edeceğim? Burada arkadaş her zaman asidi suya ekleyeceğiz. Yani suyun üzerine asit ekleyeceğiz. Gidip asidin üzerine su dökerseniz çok şiddetli bir tepkime meydana gelir. Şimdi aynı zamanda asitlerin hangi kapta tepkimeye girdiği de önemli. Çünkü tepkimeler sırasında bulunduğu kapla da tepkimeye girebilir. Bulunduğu kabı eritip parçalayabilir. Dolayısıyla kap seçimine de burada dikkat etmeniz gerekiyor asidin tepkimeye girmediği bir kabı tercih etmeniz gerekiyor. Ve biraz önce söylediğim gibi asit çözelsi hazırlarken asit üzerine su asla dökülmemesi gerekiyor. Çünkü asit üzerine su döktüğünüz zaman çok şiddetli bir patlama tepkimesi gibi bir tepkime meydana geliyor. Ve istenmeyen sonuçlara sebebiyet verebilir. O yüzden suyun üzerine asit yavaş yavaş böyle damla damla şeklinde yavaş yavaş ilave edilerek asit çözelsi hazırlanabilir, seyreltilebilir. Aynı zamanda asitler aşındırıcı korozif etkiye sahiptir. Bu yüzden asitlerle çalışırken koruyucu giysiler ve gözlükler kullanmanız da son derece önemlidir diyelim. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar örneğin derişik sülfürik asit, fosforik asit, asetik asit gibi asitler demin de bahsettiğimiz gibi çözünürken, suda da çözünürken yani tepkimelerinde ısı açığa çıkar. Bunların tepkimeleri egzotermiktir. Dolayısıyla çalışan kaplarda ısı oluşacağı için o kaplara işte tutarken vesaire son derece dikkatli olmamız gerekiyor. Ayrıca arkadaşlar bu bahsettiğimiz sülfürik asit, fosforik asit, asetik asit gibi asitler nem çekme özelliğine de sahiptir. Dolayısıyla bu asitler eğer ki cilde temas ederlerse ciltteki suyu da çekecekleri için asit yanındaki doku hasarı ve doku kaybının artmasına neden olur. Yani siz asitle çalışırken eğer ki asit elinize değerse zaten cildinizi de tahriş edecek. Aynı zamanda bu asitler nem çekme yani suyu çekme özelliği olduğu için ciltteki suyunuzu da çekip iyice tahriş olmasına sebep olacak. Doku hasarı olmasına sebep olacak. O yüzden son derece dikkatli olmanız gerekiyor bu asitlerle çalışırken. Şimdi yani sülfürik asit H2SO4 soy metaller dışındaki tüm metallerle tepkimeye girdiği için yani yarı soy metallerle bile tepkimeye girebiliyor. Dolayısıyla metal kaplarda sülfürik asit saklanmaz. Cam veya plastik kaplarda sülfürik asiti saklayabilirsiniz. Burada şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi burada özellikle arkadaşlar hidroflorik asit HF hakkındaki bilgilere sahip olmanız gerekiyor, bilmeniz gerekiyor. Önemli noktalar var HF ile ilgili. Hidroflorik asit arkadaşlar yarı soy metaller ve işte soy metaller dışında kalan metallerle yani aktif metallerle tepkimeye girebiliyorlar. O yüzden metallerle temasından kaçınmak gerekiyor. İşte metal kaplarda falan saklanmaması gerekiyor. Ki zaten asitler genel olarak zaten aktif metallerle tepkimeye girip genel olarak demiş pardon. Asitler zaten hepsi aktif metallerle tepkime girer. Bazıları yarı soy metallerle tepkime girer. O yüzden asitler hiçbir zaman metal kaplarda saklanmaz. Dolayısıyla metallerle temasından da aynı zamanda kaçınmak gerekir. Burada hidroflorik asitte özel bir durum var. Hidroflorik asit zayıf bir asittir. Çünkü florun elektronegatifliği çok yüksek olduğu için hidrojen flordan kopamaz. Dolayısıyla suda çok az yoğunlaşır. O yüzden zayıf asit sınıfına girer. Hidroflorik asit ve zayıf asit olmasına rağmen camı aşındırır arkadaşlar. O yüzden Hidroflorik asit diğer asitlerin aksine cam kaplarda saklanamaz. Aynı zamanda porselen kaplarda da yine saklanamaz. Bu, bu noktası önemli bir bilgi. Hidroflorik asit camla tepkimeye girer. Hatta işte sanayilerde camı şekil vermek için de dolayısıyla HV kullanılır. Cam kaplarda saklanamaz çünkü camla tepkimeye girer. Hatta camla tepkimeye girdiği için HV cam asidi ismi de verilir. Ve nitrik asit. Nitrik asit de arkadaşlar metallerin çoğun hatta yarı soy metallerle de tepkimeye girebilen çok kuvvetli bir asittir. Dolayısıyla nitrik asitle hidroklorik asit karışımı olan kral suyu hatta soy metalleri de çözebiliyor. Yani nitrik asiti kral suyla da hidroklorik asitle de karıştırıp kral suyu yaptığın zaman artık tüm metallerle tepkime verebiliyor. Soy metalleri de dahil. E bu nedenle arkadaşlar nitrik asiti metal kaplarda saklamamanız gerekir. Cam veya plastik kaplarda saklayabilirsiniz. Diyelim arkadaşlar ve birkaç tane de soruya bakıp bu kısmı bitirelim. Hidroflorik asit HF ile ilgili hangileri doğrudur demiş. Soy metaller dışında kalan metallerle etkileşime girdiği için metallerle temasından kaçınılmalıdır. Doğru soy metaller dışında hepsiyle tepkimeye girebiliyor. Zayıf bir asit olmasına rağmen camı aşındırdığı için cam kaplarda saklanamaz. Camlarla tepkimeye giren bir asit hidroflorik asit. Dolayısıyla bu da doğru. Porselenin dış kısmındaki sır sırça da bir tür cam olduğu için laboratuvardaki porselen malzeme HF ile temas ettirilmemelidir diyor. Bu da yine doğru. Dolayısıyla 3'ü de doğru E şıkkı diyebiliriz. Asit çözeltileri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş. Asit çözeltileri hazırlanırken asit üzerine su eklenmez çünkü asit üzerine su eklerseniz şiddetli bir tepkime meydana gelir. Dolayısıyla suyun üzerine asit yavaş yavaş ilave edilir. Sülfürik asit genellikle cam veya plastik kaplarda saklanır. Evet sülfürik asit cam veya plastikle tepkimeye girmez, metallerle tepkimeye girer. Dolayısıyla burada saklanabilir. Nitrik asit metal kaplarda saklanır demiş ama nitrik asit çok yani soy metaller hariç hepsiyle yarı soy metal dahil tepkimeye giriyor. Soy metallerle hatta hidroklorik asitle karıştırırsanız onunla da tepkimeye giriyor. Dolayısıyla metal kaplarda hiçbir şekilde saklanamaz. Dolayısıyla üçüncü ifade yanlış. Dolayısıyla sorun cevabı da 1 ve 2 C şıkkı diyebiliriz. Tabii ki önem seviyesi çok yüksek olmayan bir kısımda ama özellikle HF ile ilgili bilgiler karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Bu noktası önemliydi. Bununla birlikte bu soruyla birlikte bu kısmı bitirmiş olduk ve bir sonraki derste asitler ve bazıların fayda ve zararlarını inceleyerek üniteye devam etmiş olacağız. Diğer derste görüşmek üzere kolay gelsin.